Evet, Zeynel Baba'yı kendi iş yerinde ziyaret edelim dedik, çay içelim dedik. Tabii öyle boşta ziyaret olmaz dedik. Tekrar bir tane de bizim için ve sizler için güzel bir şiirini dinlemek istiyoruz. Suat kardeşim, Suat İncedere, hoş geldin. Sefa geldin, onurlandırdın bizi. Çok değerlisin, her zaman da Sağ ol, öylesin. baş tacısı. Öyle kısa, çok uzatmadan bir şiir okuyayım size o zaman. Buyur, buyur. Yenidir Ufuk bile bu şiiri daha duymadı. Duymasın daha. Duymadı, daha bunu duymadı. Giderken vurduğun derin yarayı, gizli gizli sara sara yaşlandım. Boşa ümitlenmiş, boşa sermişim. Dizlerime vura vura yaşlandım. Arar bir gün beni bulursun diye. Belki sen de gizli seversin diye. Olur ya yolunu şaşırıp gelersin diye yollarında dura dura yaşlandım. Başımda sevdanız oldu taç benim. Yetmez oldu kudret benim, güç benim. Hele bakın da yaşım kaç benim. Ne hikmetse birden bire yaşlandım. Ağladım gözümde yaşa gelmedin. Mevsimler değişti kışa gelmedin. Duayla uyudum düşe gelmedin. Sensiz rüya göre göre yaşlandım. Ne diyeyim sevda dedin ne diye? Her bir sözüm olsun sana hediye. Belki dağda daşta görmüşler diye kurda kuşa sonra sonra yaşlandım. Zeynel'im kelamla kestin dilimi. Yavaş 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 kopardın tek tek sazımdaki telimi. Stresinen çok ovmuşum elimi, parmağımı kıra kıra yaşlandım. Vay vay vay, ağzına, yüreğine, gönlüne, kalemine Teşekkür sağlık. ediyorum, çok sağ olasın. Bunu böyle bir bana atarsan çok da güzel bir şiir Tamam, oldu sana da atayım. zannediyorum. Tekrar Yüreğine, hoş gönlüne geldin. sağlık. Zeynel abi, sen bu ilham nereden geliyor? Birdenbire geliyor, değil mi? Yani Valla bu... birdenbire geliyor. Yani düşünürsün bir hafta düşünürsün bir şey gelmez. Evet. Ama bir anda şöyle bakarsın böyle bir gelir. Ama o zaman dolu gelir. Yani bazen böyle geliyor Ama ama sen yazmıyorsun abi. Niye yazmıyorum abi yazmıyorsun? işte ben de. Bak bunu hiç yazmadım ben şimdi. Yazmıyorum ben. İki defa kendim tekrar ettim mi o bende kalıyor. Yani iki defa tekrar Tekrar edeceğim. Şimdi ben bu etmem. şeyi bir defa daha dinleyeyim bu bende. Ben Onun de mesela için. sabahları haber ya da bir yorum veya makale niteliğinde bir şey yazdığım zaman sabah bazen geliyor. Ondan sonra topla ki bir şey yazabilirsen ise yaz. Yazamıyorum. Ben de İşte yazamıyorum. bu şöyle bir şeydir bu. Yazmak yani içinden gelen bir şeydir. Mesela diyor ki bir tane ya şunu diyemezsiniz. Ya ben olsun da bugün dağlara bir şiir yazayım O diyemezsiniz. öyle oluyor. Ya da olsun da şuradan şu güzelliğe bir şiir yazayım diyemezsiniz abi. O gelecek, girecek, burada kaynayacak, ondan sonra buradan çıkmaya başlayacak. Yani buraya düşmeden hani bizim Kars'ta bir söz var burada. Derler ki işte cemre yere düştü, toprağa düştü, suya düştü. O nereye düşse oradan bir duman çıkarır. Sudan, buzdan bile duman çıkarır. Kardan duman çıkarır. Topraktan duman çıkarır. İşte oraya düşmesin. Düştü mü çıkarır. Ama ne kadar güneş vurarsa vursun hiç topraktan ya da işte kardan, buzdan duman çıkmamıştır. İşte Evet. o Allah-u Teala'nın hikmetidir ya. O da bir Allah'ın hikmeti. Yani o cemre buraya düşecek ki buradan dumanı çıkarsın. Buradan duman çıkmadan bir şey yapamazsınız. Evet, şimdi ressam böyle gider diyelim bir manzaraya oturur. Yani oranın resmini yapmak ister. Oradaki bulunan işte renklerin tonlarıyla bir çeşni oluşturur. Aslında hayalindeki fotoğrafı ya, yani çeker ya Evet. da çizer. Seninki de böyle bir şey. Hayattaki Hayalindeki, yaşanmış olduğun şeyleri evet. bir fotoğraf haline getirip, yani bir şiir haline getirip Şimdi bizlere sunuyorsun. önce kurmak lazım. Yani hikayeyi kafanda kuracaksın. Kurmadan yazamazsınız. Yani siz şunu düşünün. Ben buradan köye gideceğim. Örnek veriyorum. Köye giderken bir hikaye önce kuracaksınız. Ben
İstanbul'dan çıktım, Kars'a gidelim. Hoppa gülüm lana, olmaz. Evet, düşecek, İstanbul'dan çıktım. Hedef belirleyeceğiz. Hedef belirleyeceğim. Hedef belirleyeceğiz. İşte örnek veriyorum, diyeceksin ki... Hayal kuracağız, eyleme geçeceğiz. Sabrettim, sabrımı taştım, yürüdüm. Gurbet elden köye göçtüm, yürüdüm. Bolu'nun dağını açtım, yürüdüm. Yavaş yavaş ben Kars'ıma yaklaştım. Böyle gideceksin abi. Çok güzel. Bolu'dan sonra vardır yaraya... İnersin tepeye, düze, dereye. Biraz gitsen yetişsin Ankara'ya varırsın. Ondan sonra ben karşıma yaklaştım. İşte Yüce Dağ başı sen de aşarsın, derin sular gibi gelir coşarsın. Kırık Kale, Sivas, Yozgat geçersin. Yavaş yavaş ben karşıma yaklaştım. Yüce Dağlar bizim oluyor kardır. Oralarda yaşamak vallahi zordur. Erzincan, Erzurum, sonra Kars vardır. Yavaş yavaş ben karşıma yaklaştım. Yani yavaş yavaş hikayeyle gideceksin. Evet. Bir anda Kars'a gittim, onun olmuyor. Bir şey olmaz. Anlam olmuyor. İstanbul'dan şimdi Kars'a geldim, öyküsü, olmaz yani. Öyküsü olmaz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.